Osman. Hocam merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk Çağlar, merhabalar. Herkese selamlar. Yatırımcının finans rehberini bu hafta şişe camı inceleyeceğiz. Şişe camın rasyoneliyle başlayalım o zaman hocam. Evet, başlayalım. Tabii şişe cam Türkiye'nin değil mi en eski, tabii çok yüksek ihracat yapan ek köklü şirketlerinden bir tanesi. Geçen ikinci çeyrek bilanço zamanında da bir şişe camla ilgili hem rasyonelizi yapmıştık, hem yanlış hatırlamıyorsam hem fiyat kazanç ve firma değeri FABÖ'ye göre bir değerleme yapmıştır. Şimdi yeni gelen finansallara göre bakalım bir değişiklik var mı? Tekrar bir hem bir rasyonelize hem de değerleme yapmak istedik. Önce işte burada şişe camın 2022'nin 3. çeyrek, 2023 2. çeyrek ve 2023 3. çeyrek. Yani aslında bir önceki yılın 3. çeyreği ve bir önceki çeyreğe göre gelir tablosundan bazı kalemler var diyelim. Tabii 9 aylık mukayese de yapılabilir. Biz burada geçen yılın aynı 3. çeyreğine göre ve işte bir önceki çeyreğe göre bir karşılaştırma yapacağız. Evet, satışlar %40 artmış. Brüt kârda kabaca %35 artmış. Satışlardan satışların maliyetini çıkarttığımız zaman brüt kâr kalıyor. Demek ki satışlar %40, brüt kâr %35 arttığına göre bu ne demek? Satışların maliyeti aslında satışlardan bir miktar daha fazla artmış ki brüt kârdaki artış oranı satışlara göre daha düşük olmuş. Satışların artışı %40, brüt kârın artışı %35. Tabii ki bununla beraber brüt kâr marjı da ne olmuş oluyor? %37'den %35.9'a. Çok az bir düşüş var ondan sonra brüt kâr marjında. Brüt kârı nasıl buluyorduk? Ne kadar şirket brüt kâr yaratıyor? Ne üzerinden? Satışlar üzerinden. Çok az bir düşüş var. Kabaca işte 37-36 desek %1 puan civarında bir düşüş olduğunu söyleyebiliriz. Ondan sonra brüt kârdan faaliyet giderlerini çıkarttığımız zaman faaliyet kârı kalıyordu. Hep bunları tabii tekrar ediyorum. Niye? Hem aynı zamanda burada rasyo analizi yaparken aslında esas temel amacımız bu rasyonelerin nasıl hesaplandığını ve aynı zamanda nasıl bulunduğunu anlatarak değil mi finansal okuryazarlığa destek olmak. O yüzden tekrar ediyorum. Brüt kârdan faaliyet giderlerini düştüğümüz zaman ne kalıyor? Faaliyet kârı kalmış. Net faaliyet kârı. Faaliyet giderleri de dediğimiz zaman neydi bunlar? İşte satış, pazarlama, dağıtım giderleri olabilir, genel yönetim giderleri olabilir, araştırma, geliştirme giderleri olabilir. Bunlar şirketin faaliyetiyle ilgili giderler. Brüt kârdan bunu düştüğüm zaman şirketin net faaliyet kârı en önemli kâr rakamlarından bir tanesi kalmış oluyor. Net faaliyet kârındaki artışında yani 4.3 milyarmış kabaca 2022 3. çeyrek, 2023 3. çeyrekte 5.6-5.7 milyar, orada da %32'lik bir artış var. Yani dolayısıyla şöyle diyebiliriz, hem satışlar hem brüt kâr hem de faaliyet kârı hemen hemen aynı oranda, hemen hemen aynı oranda artmışlar. Dolayısıyla birbirini teyit ediyor diyebiliriz. Faaliyet kar marjında tabii ki bir miktarlık yine dediğim gibi %16.5'tan %15.6'ya düşmüş 2023 3. çeyrekte. Burada da yaklaşık işte %1 puan, yaklaşık %1 puanlık ne var? Bir düşüş var. %0.9 puan tam olarak bir düşüş var faaliyet kar marjında. Sonra tabii FABÖK rakamına geliyoruz. Faiz, amortisman, vergi öncesi kâra. Nasıl buluyorduk değil mi? Bir şirketin bu nakit akımı yaratma kapasitesini gösterirdi FABÖK. Aslında net faaliyet kârına fiktif gider olan, nakit çıkışı gerektirmeyen gider olan amortisman ve itfaiye geri ekliyorduk. Dolayısıyla net faaliyet kârına amortisman ve itfaiye giderlerini geri eklediğimiz zaman faiz, amortisman, vergi önceki kârı buluyorduk. Onda da kabaca %30'luk artış var. Dolayısıyla hemen hemen hepsi birbirini teyit ediyor. FABÖK marjı da bu da önemli bir marjdır. Nasıl buluyor FABÖK marjı da? Şirket ne kadar FABÖK yaratmış? Ne yüzünden? Hasılat üzerinden, satışlar üzerinden FABÖK bölü satışlar. Onda da %21.9'dan %20.3'e düşmüş 2023 3. çeyrekte. Yalnız bu da net dönem kârına geldiğim zaman net dönem kârındaki artış %12 olduğunu görüyorum. Yani 4.7 milyar TL'den 5.3 milyar TL'ye çıkmış net dönem kârı. 2022 3. çeyrekten 2023 3. çeyrekte %12'lik artış var. Kabaca bakıyorum satışlar, brüt kâr,
Ondan sonra faaliyet kârı FAVÖK %30 ile %40 arasında artarken niye net dönem kârı %12 artmış? Ne var tabii şirketin esas faaliyet kârından sonra? Faaliyet dışı, esas faaliyeti dışı gelir giderleri olabiliyor. Nedir bunlar? Yatırım faaliyetlerinden gelir giderler. Bu şirketin esas faaliyet dışı. Aynı zamanda finansal gelir giderler olabiliyor. Bir de vergi gelir gideri olabiliyor. Dolayısıyla demek ki bakın şişe cam aslında yatırım faaliyetlerinden gelir kaydetmesine rağmen, yatırım faaliyetlerinden gelir kaydetmiş ama finansal giderleri ve vergi giderlerinin arttığından dolayı net dönem karındaki artış daha düşük olmuş. İşte faaliyet karına, ondan sonra brüt karına göre, faaliyet karına göre faaliyet karı %30 artarken net dönem karı %12 artmış. Çünkü niye? Daha fazla finansman giderleri yazmış ve vergi giderinin arttığını görüyoruz. O yüzden de net dönem karını düşürmüş. Net kar marjında da tabii net dönem karı düşünce de bir anlamlı bir düşüş olduğunu söyleyebiliriz. %18'lerden %14,5'lara kadar net kar marjı da düşmüş. Yani tabii böyle olunca aynı zamanda return on equity dediğimiz öz sermaye karlılığı değil mi? Nedir öz sermaye karlılığı? Net kar bölü öz sermaye, bir şirket ne kadar öz sermayesi var, ne kadar net kar yaratıyor. Tabii net karı düşünce bu öz sermaye karlılığı da %38'miş 2022 3. çeyrekte, 2023 3. çeyrekte %22, %23'lere kadar düşmüş. Finansal kaldıracına baktığımız zaman toplam finansal borç bölü toplam varlıklar %30 civarlarında olduğunu söyleyebiliriz. Çok yüksek olduğunu söyleyemeyiz. Cari oranının 1.8 olduğunu söyleriz. 2022 3. çeyrekte 1.8'miş. Yani cari oran neydi? Aslında şirketin ne kadar dönem varlıkları var, ne kadar kısa vadeli borcu var. Yani kısa vadeli yükümlülüklerinin kabaca 1.8 katı kadar dönem varlıkları, yani kısa vadeli varlıkları var. Bu da ideal duruma yakın bir durum. Net borcu tabii ki, net borcunda bir artış var. Net borcundaki artış işte bir önceki çeyrek 35 milyarmış, şimdi 36 milyar TL olmuş. Ama tabii bunu FAVÖK'le mukayese etmemiz lazım. Ama net borç neydi? Kısaca onu da tekrar edelim. Şirketin ne kadar toplam finansal borcu var? Kısa artı uzun vade yani. Ondan sonra bundan neyi düşüyordum? Nakit ve nakit benzerlerini ve aynı zamanda dönem varlıklar altındaki finansal yatırımları da düşüyordum. Çünkü dönem varlıklar altındaki finansal yatırımlar da nakit benzerleri gibi. Yani şirketin nakit ve nakit benzerlerini düştükten sonra kalan net borcu, net nakdi, net borcu 36.2 milyar TL finansal borcu var şirketin nakit ve nakit benzerlerini düştükten sonra. Ama bunun yüksek olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü FAVÖK'te mukayese ettiğimiz zaman net borç bölü FAVÖK'ünde işte 1'miş, tabii biraz artmış, 1.6'ya çıkmış. FAVÖK'ün 1.6 katı kadar net borcu var. Ama biliyorsunuz bu oranın aslında 4'lerden sonra, yani FAVÖK'ün 4 katı kadar net borç olduğu zaman şirketin daha çok tabii ki sektörlere göre değişmekle beraber 4'ün üzerinde olması durumunda şirketin daha çok riskli hale dönüştüğünü söyleyebiliriz. Burada tabii sıkıntılı bir durum yok. Faizleri karşılama oranı da 3 civarında. Zaten bu oranın da biz en az 3 civarında olmasını isteriz. Çünkü ne dedir faizleri karşılama oranı? Bir şirket ne kadar işte EBIT, yani faiz vergi öncesi kar, yani faaliyet karı yaratıyor, ne kadar faiz gideri var? Faiz vergi öncesi kar bölü faiz gideri. Bu şirket faiz giderinin 3 katı kadar kabaca faaliyet karı, net faaliyet karı yaratıyormuş. Şimdi tabii şişe camın aslında beklentilerin üzerinde 3. çeyrek sonuçları açıkladığını söyleyebiliriz. Ama böyle biraz daha detaylı incelediğimizde yurt içi operasyonlarında hacim büyümesi, fiyat ayarlamaları olduğunu görüyoruz tabii ki. Ama yurt dışı operasyonlarında daralan hacim var. Zaten hep söylüyorduk bunu önce yaptığımız değerlemede de. Küresel yavaşlamadan dolayı dış talebin zayıflaması riski devam ediyor. Bir de her zaman tabii, yani cam, şişe camda doğalgaz ve enerji fiyatlarının maliyetler üzerinde çok büyük etkisi var. Dolayısıyla eğer doğalgaz ve enerji fiyatlarında ciddi bir artış olursa önümüzdeki dönem, yani şu an için öyle bir şey yok ama dolayısıyla bunu birden satış fiyatlarına yansıtamıyor. Dolayısıyla böyle bir risk var. Ama tabii şişe cam, onu söyleyelim, Türkiye'nin en eski değil mi? Çok yüksek ihracat yapan, hem gerek kurumsal yönetimi olsun,
gerek kurumsal yönetim yapısı olsun, aynı zamanda yatırımları olsun, düzenli temettü ödeyen en köklü sanayi kuruluşlarından biri de, hem Avrupa'nın hem de dünyanın en de gören şirketlerinden biri. Şişecam'ı PKB firma değeri fabrik çarpanlarına göre değerleyebilir miyiz hocam? Evet, değerleyelim. Tabii önce söyleyelim, buradaki temel amacımız aslında bu işte fiyat kazanç oranına ve nedir, hem firma değeri FABÖ'ye göre, fiyat kazanç oranına göre nasıl değerleme yapılır, yatırımcılara onu göstermek. Yoksa bir yatırım tavsiyesi vermek veya hedef fiyat vermek değil, ama tabii bunları yaparken güncel örnekler üzerinden, gerçek hisse senetleri üzerinden yapıyoruz, onu söyleyelim. Şişecam'ın FK değerlemesi. Önce ben açayım fiyat kazanç grafiğini Şişecam'ın. İşte 2012 yılından beri işte sarı bu FK grafiği var Çağlar. Şu an 7.7 FK'dan işlem görüyor. Ondan sonra yani 8 FK'lar kabaca diyebiliriz. 2012 yılından beri ortalaması da 9. İşte en yüksek aslında 19'ları falan görmüş. En düşük de 4'leri falan görmüş. Kabaca söyleyebiliriz. Sermayesi de 3 milyar 63 milyon TL. Bu ne demek? 3 milyar 63 milyon adet hisse senedi var. İşte dediğim gibi 7.7 FK'dan işlem görüyor. 2012 yılından beri ortalaması da 9 FK diyelim. Şimdi bir bakalım. Evet, 2022 9 aylık net karı 13.7 milyar TL. 2023'te bakın 9 aylıkta net karda azalıyor. 9 aylık baktığınız zaman 13.4 milyar TL. 2022 12 aylıkta 19.4 milyar TL açıklama. Şimdi 2023 13 aylıkta ne kadar net kar bekleniyor? Ona bakalım. İşte ilk 9 aylık 13.4. Buna baktığımız zaman terminalde 16 milyar bekleyen var en düşük. En yüksek 21 milyar bekleyen var. Ortalamasını kabaca 17,5 milyar TL aldık. Yani 2023 yıl sonu beklenen hisse başı kar eğer 17,5 milyar TL Çağlar toplam kar açıklarsa ne kadar hissesi var? İşte 3 milyar kabaca hissesi var. 17,5 milyarı 3 milyara böldüğümüz zaman kabaca 5.7 TL hisse başı kar olur 2023 yıl sonu. Ya baktık işte FK'sına da, yani şu an işte 8 FK'dan işlem görüyor. Ortalaması da 9 FK. Yani daha iyimser senaryo yaptım burada. Şu an 8 FK, ortalama 2012 yılından beri ortalama 9 FK. Hadi bir iyimser senaryo 9-10 FK'dan işlem görsün dedik. O zaman işte FK işte 9-10 civarı olacak. Hisse başı kar 5.7. 5.7 ile 9'u çarptığınız zaman hisse fiyatının kabaca 51 TL veya onu çarptığınız zaman 51 ile 57 TL arası civarı FK'sına göre eğer 2023 yıl sonunda hisse başı kar 17,5 2023 yıl sonu 17,5 milyar TL kar getirir. Hisse başı kar da kabaca 5.7 TL civarı olursa 9-10 FK'lardan da işlem görürse 51 ile 57 TL arası bir fiyatlama burada gözüküyor. Ama tabii firma değeri FABÖ'ye göre de bakalım. Teyit ediyor mu birbirine? İşte firma değeri FABÖ'ye göre baktığımız zaman onun grafiğini de açayım hemen. Evet, burada Şişecam'ın firma değeri FABÖ çarpanı var. Yani bu ne demek? Şişecam'ın firma değeri FABÖ'nün kaç katı, değil mi? Yıllıklandırılmış FABÖ'nün kaç katı? Bu da 2013'ten beri var. Şu an 9 firma değeri FABÖ çarpanından işlem görüyormuş. Ortalamada 7 ortalaması var kabaca diyebiliriz. Ondan sonra şu anda da 9'dan işlem görüyor. Bir bakalım firma değeri FABÖ'ye göre nasıl bir değerleme yapabiliriz diye. Yine 3 milyar kabaca 3 milyar 60 milyon TL sermayesi, yani 3 milyar 60 milyon adet hisse senedi var. 9 firma değeri FABÖ'den işlem görüyor. Ortalaması da 7. Yani yine işte dedik ki 9 firma değeri FABÖ'den işlem görse 2023 FABÖ geldiği zaman, yani FABÖ 2023 finansallarını açıkladığı zaman, şu anda şöyle bir kabaca bakalım. 2022 9 aylık FABÖ 15.7 milyar TL, 2023 9 aylık FABÖ 18.4 milyar TL, 2022'de 12 aylıkta 20, 2023 12 aylık FABÖ beklentisi ise 24-26 milyar TL'ymiş ben baktığım zaman. Yani kabaca 25 milyar TL diyebiliriz bir faiz, amortisman, vergi öncesi kar 2023 yılı için söyleyebiliriz. O zaman 9 çarpandan işlem görse, şu anda 9'dan işlem görüyor dedik. Daha yine iyimser senaryo yaptım.
FAVÖ 25 milyar 9'la çarptım. Neyi buldum? Firma değerini buldum. Firma değeri 25 çarpı 9. 225 milyar TL olur. Ama firma değeri neydi? Hep anlatıyordum. Firma değeriyle öz sermaye değeri farklı şeyler. Firma değeri hem değil mi hissedarlardan oluşan değer var. Yani öz sermayenin piyasa değeri hem de borçluların oluşturduğu değer var. O da net borç. Ondan sonra dolayısıyla firma değeri, öz sermaye, piyasa değeri artı net borç. Net borç bölü FAVÖK oranı beklentisi de 2023 için 1.5'muş. Şu anda da 1.5'tü galiba. Şu anda da 1.6'ydı. Evet 1.5'muş. Yani FAVÖK'ün 1.5 katı kadar net borç bekleniyor. FAVÖK'ün 1.5 katı kadar, FAVÖK'e ne dedik? 25, 1.5 katı kadar 37.5 milyar TL net borç olur. Dolayısıyla firma değeri eşittir öz sermaye piyasa değeri artı net borç. Net borcu 37.5, firma değeri 225 milyar TL. Buradan öz sermaye değerine 187.5 milyar TL kalır. E kaç hisse senedi var? Kabaca 3 milyar hisse senedi var. 187.5'u 3 milyara böldüğüm zaman da bu da işte hisse başı fiyat 61 TL bir fiyat da denk geliyor kabaca. Daha iyimser senaryoda ama tabii daha kötümser senaryoda mesela 7 firma değeri FAVÖK'ten falan işlem görürse de ki görebilir. Yani o zaman daha kötümser senaryoda da dolayısıyla 45 TL daha düşük fiyatlamalar olabilir. Ama yani burada kabaca gördüğümüz zaman hem fiyat kazanç oranında hem de firma değeri FAVÖK'te hemen hemen hedef fiyatlar bu önümüzdeki 2-3 ay için ne yapıyor birbirini teyit ediyor diyebiliriz. Yani işte FK'ya göre ne bulduk? 51 ile 57 arası bir fiyat bulduk. Ondan sonra firma değeri FAVÖK'e göre de 61 TL bulduk. Birbirine yakın fiyatlar var. Ama tabii yani 2024 yıl sonu beklentilerine göre bu biz tabii 2023 artık çok az kaldı. Değil mi? Şubat ayında gelecek şeyler, yeni bilançolar, yıllık bilançolar. Ama 2024 yıl sonu beklentisine göre eğer FAVÖK'te, netkarda anlamlı artışlar olursa tabii ona göre de fiyatın daha yukarı gitmesi konuşulabilir. Eğer 2024 yıl sonu için hem EBITDA'sında, FAVÖK'ünde hem de netkarında anlamlı artış beklentileri olursa ve artışlar olursa tabii ki daha yukarı fiyatlarda konuşulabilir. Onu da söyleyelim. Hocam terminalden analiz beklentilerine de bakabilir miyiz? Tabii ona da bakalım analiz beklentilerine hemen. Kurumların, aracı kurumların beklentileri de evet şimdi burada baktığımız zaman işte aslında 12 aylık hedef fiyat 67 TL, 67-68 TL. Ama son işte baktığımız zaman 60-68 TL'ler var, 53 TL'ler var. 70 TL'ler de var. Burada görüyorum. Ondan sonra yatırım finansmana bakalım değil mi? Ondan sonra yine 66 TL'ler var. 70 TL'ler var. Yatırım finansmanda en son 7-8 Ağustos ayında o da 65 TL'lik bir hedef fiyat vermiş. Tabii iyimser senaryolarda böyle bir fiyat beklentileri var aracı kurumların diyebiliriz. Teşekkürler hocam. Bu haftaki bölümümüzün de sonuna geldik. İzleyicilerimizin video ile ilgili soruları varsa yorum kısmına yazabilirler. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Yatırım finansman.